Hepinize merhaba. Bu videoda size beyin sağlığına iyi gelen yiyeceklerden bahsedeceğim. Beyin inanılmaz bir organ. Mucizeler içeren bir organ. Vücudun kontrol merkezi. Kalbin atması, solunumun olması, hareket etmemiz, düşünmemiz, hafızada tutmamız, bunların hepsi beyinde gerçekleştirilen fonksiyonlar. Ve bu beyin sağlığının düzgün olabilmesi için, hafızanın, düşünce yeteneğinin düzgün olabilmesi için çeşitli besinler var. Bir tanesi yağlı balıklar. Yani omega 3 yağ asitlerinin olduğu yağlı balıklar, EFA ve DHA. Bunlardan da en fazla omega 3 içeren balıklar somon, alabalık, ton balığı, sardalya, hamsi gibi balıklar. Beynin %60'ı yağ. Bu nedenle yağlı balıklar önemli. Bu yağ oranının yarısı da zaten omega 3 yağ asitlerinden oluşuyor. Yani beynin ve sinir hücrelerinin yakıtı omega 3. Hafıza ve düşünce için de omega 3 gerekiyor. Yaşa bağlı olarak zihinsel fonksiyonlar azaldığı için bu yağlı balıkların yenmesi hem yaşa bağlı zihinsel fonksiyonların azalmasını önler, hatta Alzheimer gibi hastalıkların oranını azaltır ve antidepresanda etkisi vardır bu yağlı balıkların yenilmesi. Bazı araştırmacılar düzenli balık yiyen insanların beyinlerindeki gri maddelerin daha fazla olduğunu göstermiştir. Gri madde dediğimiz bütün beynin fonksiyonlarının olduğu bölge olarak tanımlayabilirim gri maddeyi. Karar verme, hafıza ve duyguyu kontrol etme ile eden sinirlerin bulunduğu yerdir gri madde. Bu yayında da zaten bütün bu alınan besinlerin beyin fonksiyonlarında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bilişsel fonksiyon dediğimiz. Düzenli olarak balık yiyen kişilerde de hakikaten bu bilişsel fonksiyonlar çok daha iyi olarak gösterilmiş çalışmalarda. Bir sonraki içecek kahve. Kahvede iki ana bileşen var. Kafein ve antioksidanlar. Beyin sağlığını destekleyen maddelerdir. Hem kafein hem de kahvenin içindeki antioksidanlar. Artan uyanıklık hissi, uykulu hissettiğiniz zaman zaten kahve içtiğiniz zaman hemen bir uyanıklık haline geçersiniz. Bu çoğunlukla sabahleyin zaten bu etkisinden dolayı kahve içilmesi tercih edilir. Ve uykuyu getiren adenozin denilen maddeyi beyinde zaten kafein bloke eder ve uyanıklık hissi yaratır. Onun dışında da dopamin benzeri bazı maddeleri salgılayarak kendini iyi hissetme halini sağlar. Uzun vadede kahve içmek Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik hastalık risklerini de azalttığı gösterilmiştir. Bunların hepsi insan çalışmasında kanıtlanmış bilgilerdir. Bir sonraki besin yaban mersini. Yaban mersininin anti-enflamatuar ve antioksidan etkisi var ve hafızayı güçlendirici etkisinden de bahsedilmektedir. Bir sonraki besin bir baharat olan zerdeçal. Zerdeçalın aktif maddesi olan kurkumin kan-beyin bariyeri dediğimiz bölgeden geçerek etkisini gösterir. Antioksidan ve anti-enflamatuar zaten güçlü bir etkisi vardır. O nedenle zerdeçalı tozdan ziyade taze zerdeçal olarak tabii ki tüketmek daha önerilmektedir. Ve özellikle karabiberle yaklaşık taze zerdeçalsa 1 santim boyutunda taze zerdeçal günlük tüketimi yeterlidir. Aktif maddesi olan kurkumin ruh halini iyileştiren serotonin yani mutluluk hormonunu ve dopamini arttırır. Yapılan çalışmalar da zaten depresyon tanısı konan kişilere zerdeçal kullandırılarak bu depresyonda daha hızlı iyileşme olduğu saptanmıştır. Zerdeçalın, aldığımız toz zerdeçalın veya tükettiğimiz taze zerdeçalın
içeriğinde %5 oranında kurkumin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir başka besin, önemli bir sebze ve çok güçlü antioksidan brokoli. Aynı zamanda anti-enflamatuar etkisi de var ve günlük K vitamini, yeterli K vitaminini brokoli tüketerek alabiliriz. K vitamini de hafıza ve beyin fonksiyonu için oldukça önemli bir vitamindir. K vitaminini dışarıdan almaktan ziyade düzgün beslendiğimiz zaman zaten yeterli günlük K vitaminini fazla fazla alabiliriz. Onun için bir takviye almaya gerek yok. Bir sonraki besin çok sevilen kabak çekirdeği, güçlü bir antioksidan, magnezyum içeriyor, demir, selenyum, çinko ve bakır kaynağı. Beyin fonksiyonu için de bu magnezyum, demir, çinko, bakır önemli olduğu için kabak çekirdeğinin böyle bir yararı var. Tabii ki uygun ölçülerde tüketmek gerekiyor. Bunların sonuçta kabak çekirdeğinin bir de kalori yükü var. Onun için yarım kilo, bir kilo gibi paket paket kabak çekirdeğini yememeye dikkat etmek lazım. Bir sonraki besin yine çok sevilen bitter çikolata ve kakao. Neden bitter deniyor? Çünkü kakao miktarı daha fazla olması için en az %70 oranında olması lazım. Yani anti-enflamatuar etkisi için de minimum %70 bitter çikolata olmalıydı. Burada da aynı şekilde. İçindeki flavonoidler zaten bu etkiyi sağlıyor. Hem antioksidan hem anti-enflamatuar etkisi var. Sütlü çikolatada böyle bir etki görünmüyor. %70 ve onun üzerindeki bitter çikolatalarda görülüyor. Yine kalorisini dikkate alarak tüketmekte fayda var. Öğrenme ve hafızayı güçlendirdiği biliniyor bu flavonoidlerin, yani çikolatanın içerisindeki maddelerin. Ayrıca olumlu duygular oluşturuyor tabii, serotonin, dopamin salgılattığı için. Yani bir rafine gıda tüketildiğindeki olumsuz duygular yerine bitter çikolata yenince olumlu duygular oluşuyor insanın beyninde. Yani beyin fonksiyonlarından kaynaklı tabii ki bu mutluluk ve olumlu duyguların etkisi. Kuru yemişler tabii ki sağlıklı yağlar barındırıyor, E vitamini barındırıyor. Çiğ kuru yemişler öneriliyor. Bunların da beyin sağlığı üzerine çok önemli etkisi var. Bir sonraki meyve portakal. Yüksek C vitamini içeriyor. Bu vücudumuzdaki olumsuz serbest radikal dediğimiz atık ürünlerin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Önemli bir anti-enflamatuar ve antioksidan etkisi var. Beyin sağlığını kesinlikle destekliyor. Majör depresyonlu kişilerde yapılan çalışmalarda olumlu etkileri gösterilmiş. Alzheimer gibi hastalıklarda korunma sağlıyor. Aslında genel olarak baktığınız zaman sağlıklı beslenildiği zaman pek çok hastalıktan zaten riskini azalttığı ve korunduğunu görüyorsunuz. Portakal yüksek C vitamini içeriyor ama onun dışında işte kivi, domates, dolmalık biber, çilek gibi besinler de yüksek C vitamini içeriyor. Bu nedenle onlar da tabii ki sağlıklı beyin sağlığı açısından. Bir sonraki besin çok sık tüketilen, tok tutan, iyi protein içeren yumurta. Yumurta B6 ve B12 vitamini içerdiği için folat, kolin gibi diğer maddelerle birlikte beyin sağlığı için çok çok önemli. Kolin, yumurtanın içerdiği kolin ruh halini ve hafızayı güçlendiriyor. Ancak kolini yeterli ve iyi miktarda alabilmek için yumurtanın uygun pişirilmesi gerekiyor. Yani çok fazla zaten kaynatılıp pişirildiği zaman kolin yok oluyor, başka bir maddeye dönüşüyor. Onun için yumurtanın bu faydalı etkilerini alamıyoruz. Bir sonraki içecek yeşil çay. Yeşil çay kahvedeki kadar değil ama az miktarda kafein içeriyor. Bunun dışında beyin fonksiyonunu düzeltici etkisi, kişinin kendini daha rahat hissetmesini sağlayan etkisi L-tanin denen bir amino asit içeriyor. Ve bu da kan beyin bariyerini geçerek beyin fonksiyonunda düzelme ve olumlu hissetme, rahat hissetmeyi sağlıyor yeşil çay.
Onun dışında da yeşil çayın zaten antioksidan, antienflamatuar ve yağ yakıcı, insülin direncini de düzeltici etkisi var. Bu videoda size beyin sağlığına, hafızaya iyi gelecek yiyeceklerden ve içeceklerden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.